أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait hadislerle İslam olarak Türkçe'ye tercüme edilen Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 7. ciltteyiz. Cehennem ehlinin azaplarıyla ilgili konuda da 79. hadis-i şerifte kaldık. Cehennemliklerin vücutlarının büyümesiyle ilgili hadislerdi bunlar. Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet olunan hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateş kafirlerin yüzlerini yalar, dişleri sırıtır kalır. Mü'minun suresi 104. ayetin açıklamasında Efendimiz şöyle buyurdu. Ateş suratlarını o kadar çirkinleştirir ki üst dudakları tepelerine kadar kıvrılır, alt dudakları da göbeklerine değecek kadar sarkar. Rabbimiz muhafaza etsin. Yine İbn-i Mace, Hakim ve diğerlerinin Kays oğlu Abdullah'tan rivayetleri şu şekilde. Bir gece Ebu Bürde'nin yanındaydım. O gece yanımıza Ukayş oğlu Haris radıyallahu anh geldi. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyledi. Ümmetimden Mudar kabilesinden daha çoğu kadarının şefaatinde cennete girenler olacağı gibi yine ümmetimden daha çok azap duymaları için cehennemin bir köşesini dolduracak kadar vücutları büyüyenler de olacaktır. 80. hadis-i şerif Ebu Gassan el-Dabbi der ki, Ebu Hureyre, Hayra'nın gerisinde bana, Hiraş oğlu Abdullah'ı biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında, cehennemde kalçası Uhud dağı kadar, dişi Beyda dağı kadar büyüyecektir dedi. Ben de niçin ya Resulallah dedim. Anasına ve babasına asi oluyordu buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 7. cilt. Cehennem ehlinin azaplarının birbirinden farklı oluşuyla ilgili hadis-i şerifler. Yine numaralamada 81'den devam ediyoruz. Numan bin Beşir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cehennem ehlinden en az azap görenin ayaklarının altına iki kor konacak. Bu iki korun ateşiyle kızgın ateşte kazanın kaynaması gibi beyni kaynayacaktır. Rabbim muhafaza buyursun. Müslim'in rivayetinde hadis şöyledir. Cehennemde en hafif azap görenin ayağında ateşten iki ayakkabı olacak, onların şiddetinden kazanın kaynaması gibi beyni kaynayacak, orada en hafif azap gören de budur. 82. rivayet Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Cehennem ehlinden en hafif azap görenin giydiği ateşten ayakkabılarının sıcaklığının tesiriyle beyni kaynayacak. Bununla beraber başka azap da görecekler. Bunlardan kimisi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi de boylu boyunca ateşe girecekler. Müslim'de hadis kısaca şöyle. Cehennemde en hafif azap görenin giydiği ateşten ayakkabıların sıcaklığından beyni kaynayacaktır. 83. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Cehennem ehlinin en az azap göreninin giydiği ateşten ayakkabının sıcaklığıyla beyni kaynayacaktır. 84. rivayet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cehennem ehlinin en az azap göreni Ebu Talip'tir. Öyle ki giydiği ateşten olan ayakkabıların sıcaklığından
beyni kaynayacaktır. Hadis-i şerif Müslim tarafından rivayet edildi. 85. hadis-i şerif Umeyr oğlu Ubeyd radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cehennem ehlinin en az azap göreni ayaklarındaki ateşten ayakkabıların verdiği sıcaklıktan beyni kaynayacaktır. Sanki beyni kazan, kulakları ve dişleri kor, dudakları ateşin alevi gibi olur. İç organları yanlarından çıkar, ayaklarına sarkar. Diğerleri ise kaynayan çok sıcak suyun içinde küçük tanecikler gibi azap görür. Cündüb oğlu Semure radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cehennemde azap görenlerin kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimisi yarı beline kadar, bazıları boynuna kadar, bir kısmı da çenesine kadar ateşe gömülecek. Müslim'in bir rivayetinde hadis şöyledir. Azap görenlerin kimi topuklarına kadar, kimi yarı beline kadar, bazıları da boynuna kadar ateşe gömülecektir. 87. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti. Azaba müstahak olanlar cehenneme götürülünce cehennemden çıkan bir alev onları öyle sarar ki kemiklerinin üzerinde et bırakmaz, topuklarına kadar etleri yanar, dökülür. 88. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh suçlular simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacak. Feyuhazu bin nevasi vel akdam. Rahman suresi 41. ayetin tefsirinde der ki, odunun kırılıp ateşe atıldığı gibi onlar ikiye katlanır, başları ile ayakları birleştirilip ateşe fırlatılırlar. 89. hadis-i şerif Hazreti Ömer radıyallahu anh Küllemâ nazicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrehe liyezûkul azâb. Nisa suresi 56. ayet-i kerime ayetlerimizi inkar edenleri ileride cehennem ateşine atacağız. Derileri yandıkça azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz ayetini okudu. Yanındaki Kâb'a, Kâb, bu ayetin tefsirini bana söyle. Doğru söylersen seni doğrularım. Yalan söylersen kabul etmem dedi. Kâb, Ademoğlunun cehennemde derisi yanar. Devamlı azap duyması için saatte veya günde 6000 kez derisi yenilenir deyince Ömer, doğru söyledin dedi. Hasan-ı Basri yine aynı ayet-i kerimenin tefsirinde Nisa suresi 56. ayet, günde 70 bin defa ateş derilerini yalar tüketir, derileri bittikçe onlara yenilenin denir, onlar da tekrar yenilenirler. 91. rivayet, Enes radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kıyamet gününde dünyanın en rahat ve en mutlu insanı olup da cehennemlik olan kimse, ateşe daldırıldıktan sonra ona, ey Ademoğlu, hiç rahat yüzü gördün mü? Dünyada hiç mutluluk duyduğun bir zamanın oldu mu? Denir. O da, hayır ya Rabbi, hiç rahat yüzü görmedim der. Dünyadayken zor ve sıkıntılı bir hayat yaşayıp da cennetlik olan kimse de, cennetin nimetlerine gark edildikten sonra ona, ey Ademoğlu, dünyada hiç sıkıntı gördün mü? Hiç dar günün geçti mi denilir. O da hayır ya Rabbim, vallahi hiç sıkıntı görmedim, hiç dara düşmedim der. Süveyd bin Gafle radıyallahu anh cehennem azabını şöyle tasvir etti. Allah cehennem ehlinin azapta unutulmasını isterse, onu ancak girebileceği kadar ateşten yarılmış dar bir sandığa koyar. Bütün atar damarlarına çiviler batırıldıktan sonra sandığı içinde ateş yakılır. Daha sonra sandık ateşten bir kilitle kilitlenip içinde ateş yanan başka bir sandığın içine konur.
O da ateşten bir kilitle kilitlendikten sonra içinde ateş yanan başka bir sandığa konup kapatılır ve ateşe atılır. İşte şu ayetlerde buna işaret vardır. Zümer suresi 16. Onların üzerlerinde ateşten örtüler, altlarında yine ateşten yaygılar ve döşekler vardır. İşte bunları bildirerek Allah kullarını korkutur. Ey kullarım, bana asi olmaktan sakının. Zümer 16. Onların orada cehennemde şiddetli iniltileri olacak. Onlar orada hiçbir şey işitmeyecekler. Enbiya suresi 100. İşte bu şekilde azap gören cehennemde kendinden başka kimse olduğunu göremez. Bu da gaflenin sözü. Tekrar bu iki ayeti gündeme getirdikten sonra işte bu şekilde azap gören cehennemde kendinden başka kimse olduğunu da göremez. Kitabımızın yazarı Hafız der ki, gafle oğlu Süveyd, fil senesi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu senede doğmuştur. Hazreti Peygamber vefat edip defnolunduğu sırada Medine'ye gelmiş, Resulullah'ı görememiştir. Haccac zalim zamanında 125 yaşında, bazılarına göre 127 yaşında vefat etmiştir. Et-Targib ve Terhib hadis kitabımızda cehennemle ilgili bilgilere devam ediyoruz. Cehennem ehlinin bağırıp çağrışarak ağlayışlarıyla ilgili hadisler. 93. hadis-i şerif. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki, cehennem ehli 40 yıl Malik'e, görevli meleğe yalvarır, yakarırlar ama o onlara cevap vermez. 40 yıl sonra onlara, çıkacağınıza ümitlenmeyin, siz orada kalacaksınız der. Onlardan ümitlerini kesince Rablerine yalvararak, Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer tekrar inkara kalkarsak gerçekten zalimlerden oluruz derler. Ki bu ifade Mü'minun suresi 107. ayet-i kerimede bize gündem yapılıyor. Dünya ömrü kadar uzun bir süre onlara cevap verilmez. Daha sonra Allah onlara kesin sesi, orada kalacaksınız, benimle konuşmayın der. Bu da Mü'minun suresi 108. ayet-i kerimede bize ifade edilmiştir. Bu kesin sesi ifadesi ihse'u köpeklere kullanılan, Arapların köpeklere hoşt anlamda söylediği bir sözmüş ki cehennem ehline de böyle ifade ediliyor. Kesin sesi, benimle konuşmayın der Rabbimiz. Bundan sonra ümitlerini keserler. Merkepler gibi bağırarak bütün zamanlarını feryat ve figan içinde geçirirler. Her nefeslerinin evveli ah, sonu inilti olur. Rabbimizi muhafaza buyurdu. 94. hadis-i şerif Beyhaki, Salih oğlu Muaviye'den bu hususta Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etti. Cehennem ehlinin bir nefesi çığlık ve feryat, bir nefesi inilti ve uğultu olur. Kitabımızın derleyicisi Hafız der ki, daha önce geçen Ebu Derda'nın hadisinde şöyle rivayet edilmişti. Cehennem ehli birbirlerine Malik'i çağırın, ona yalvarın, bizi kurtarsın diyerek Malik'e, ey Malik, Rabbimiz beraatımıza hüküm versin, bizi buradan kurtarsın derler. O da, hükmünüz kesindir, siz cehennemde kalacaksınız der. Ameş, bana onların Malik'e yalvarışı ile ondan cevap almaları arasında 1000 yıl zaman geçeceği rivayet edildi der ve hadisine şöyle devam eder. Malik'ten ümitlerini kesince, Rabbinize dua ediniz, size Rabbinizden başkasından hayır yoktur diyerek şöyle yalvarırlar. Rabbimiz, kötülüklerimiz bize galip geldi. Nefsimize yenildik de yolunu şaşırmış sapık kimseler olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Bir daha kötülüğe dönersek zalim ve asi kimseler oluruz. O zaman gereken cezamızı ver derler. Allah-u Teala da susun, karşımda konuşmayın deyince her şeyden ümitlerini keserler. İşte o zaman feryat ve figana başlarlar.
95. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cehennem ehli uzun süre ağlarlar. Nihayet gözlerinden yaş kesilir. Daha sonra o kadar ağlarlar ki gözlerinden dökülen kanlar yüzlerinde dereler gibi iz yapar. Oralarda kayıklar yüzecekmiş gibi bir hale gelir. Ebu Ya'la'nın rivayetinde Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söyledi. Ey insanlar! Ağlayın! Eğer ağlayamıyorsanız ağlamaya çalışın. Çünkü cehennem ehli orada öyle ağlayacaklar ki gözyaşları yüzlerinde dereler gibi iz yapacak. Daha sonra da kesilen gözyaşlarının yerine akan kanlardan göz ağrısına yakalanacaklar. Hakim de aynı hadis-i şerifi Kays oğlu Abdullah'dan kısaca şöyle rivayet etti. Cehennem ehli öyle ağlayacaklar ki akan gözyaşlarında kayıklar yüzdürsen yüzecek. Gözlerinden yaş yerine de kan dökecekler. Et-Targhib ve Terhib hadis kitabımızda 7. cilddeyiz. Kitabımızın isminin bir gereği biraz korkutma, biraz müjde ve teşvik. Korkutma ile ilgili bölümü geçtik. Cehennem anlatıldı bütün özellikleri ve sıkıntılarıyla. Rabbim bütün Müslümanları oraya düşmekten muhafaza buyursun. Ve diğer insanlara da Rabbim hidayet nasip etsin. Şimdi önümüzde cennet ve cennet nimetleri var. 7. cilt cennet ve cennet nimetlerini anlatan hadis-i şeriflerin ilki Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Kim kendisiyle arasında anlaşması olan bir yabancıyı haksız yere öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu 1000 yıllık yerden gelir. Başka bir rivayette cennetin kokusu ise 500 yıllık yoldan gelir şeklindedir. İkinci hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cennetin kokusu 1000 yıllık mesafeden gelir. Allah'a yemin ederim ki anasına babasına asi olup onları üzen ve akrabası ile ilişkilerini kesip onları ziyaret etmeyen kimseler cennetin kokusunu dahi alamazlar. Cennet ehlinin cennete girmeleriyle ilgili bir bölüm, cennet bahsinde 3. hadis-i şerif, Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, Hazreti Peygamber'e, Ya Resulallah, ey Muhammed, sen insanlara takva sahiplerini Rahman olan Allah'ın huzurunda gruplar halinde toplayacağımız, suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğimiz kıyamet gününü hatırlat. Ayetindeki gruplar kimlerdir diye sordum. Bu ayet-i kerime Meryem suresi 85 ve 86. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıkladı. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, onlar mezarlarından çıkınca altın eğerli kanatlı develere bindirilirler. Ayakkabılarının yüzleri nur gibi parlar. Devenin her adımı gözün gördüğü yere kadar uzanır. Cennete vardıklarında kanatları altından olan kapının üzerinde kırmızı yakuttan bir halka görürler. Cennetin kapısının önünde 2 pınar vardır. Onların birinden içince sevinçten yüzleri ışıldar. Diğerinden de abdest alırlar. Güzelce taranmış, saçlarının şekli bir daha bozulmaz. Halkayı vurup kapıyı çaldıklarında öyle güzel bir ses çıkarır ki o halkanın sesini bir işitsen ey Ali. Sesi işiten güzel cennet kadınları kocalarının geldiğini anlayınca hemen hizmetçilerini kapıyı açmaya gönderirler. Allah onları öyle güzel yaratmıştır ki eğer kendi kendilerini görseler güzelliğine vurulur yere kapanırlar. Giden hizmetçi ben senin işlerini yapmakla görevli hizmetçinim der. Hizmetkarın peşinden eşinin yanına gidince nadide güzel hemen otağından çıkar çıkmaz kocasının boynuna sarılır.
Sen benim sevgilimsin. Ben de senin sevgilinim. Ben senden memnunum. Asla gücenmeyeceğim. Seni hiç üzmeyeceğim. Hep yanında kalacağım. Asla ayrılmayacağım der. Oradan öyle bir eve girer ki tavanının yüksekliği 100.000 arşın inci ve yakuttan yapılmıştır. Birbirine benzemeyen, birbirinden güzel kırmızı, yeşil ve sarı renkli koridorlardan geçer, yatak odasına girer. Orada ne görsün? Büyük bir karyola, üzerine 70 kat yatak serilmiş, her yatağın üzerine 70 tane hanımı var. Her hanım 70 kat entari giyinmiş. Elbiseler o kadar zarif ve ince, hanımları da o kadar güzel ve parlak ki, bakınca 70 kat elbiseden bacak kemiklerinin içindeki ilikleri görülür. Bir gece gibi zamanda hanımlarının hepsinin yanına varır. Evlerinin altından birbirine benzeyen ırmaklar akar. Bunların bir kısmından tertemiz sular akar. Kimisinden arıdan çıkma değil de Allah'ın kudretiyle özel bir şekilde yaratılan süzülmüş bal, tat veren şerbetler akar. Bir takım ırmaklardan da davarlardan sağlığından özel yaratılmış sütler akar. Canları yemek isteyince beyaz kuşlar gelir. Hemen kanatlarını kaldırırlar. Onlar da istedikleri yerin etlerinden yerler. Daha sonra kuşlar uçup giderler. Orada dallarda sallanan meyveler de vardır. Canları isteyince dallar yaklaşır. Dilerlerse ayakta veya oturarak istedikleri meyvelerden yerler. İnci tanesi gibi güzel hizmetçiler de önlerinde hizmete hazır dururlar. İşte Allahu Teala şu ayet-i kerimede yani Rahman suresi 54'te bunu bildirmiştir. İki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar. Hadis-i şerifimizi daha da iyi izah eden Rahman suresinin 46'dan 67. ayetine kadarki bölümü okunmalı. 46-67 Rahman suresi. Bir de Zümer suresinden 73 ile 75. ayet-i kerimeler arası okunmalı. Yine İbni Ebi Dünya'nın rivayetinde hadis şöyle anlatılıyor. Allah'ın azabından korkup iman ve itaatta bulunan kimseler cennete grup grup götürülecekler. Cennet kapılarından birine varınca orada gövdesinin altından iki pınar kaynayan bir ağaç bulacaklar. Sanki pınarlara gönderilmiş gibi oraya gidip birinden içince vücutlarındaki bütün ağrı ve sızılar gidecek. Sonra diğer pınara gidip yıkanınca da vücutları o kadar güzelleşecek ki bir daha çirkinleşmeyecek. Yağ sürülüp taranmış gibi güzelleşen saçları da bir daha bozulmayacak. Daha sonra cennetin görevli bekçileri onlara selam size, tertemizsiniz. Artık ebediyen kalmak üzere girin cennete derler. Daha sonra kendilerini dünyada gurbetten döndüklerinde çocuklarının karşıladığı gibi güzel çocuklar karşılar, etraflarını sararlar. Size müjde olsun. Allah sizin için ne güzel şeyler hazırladı derler. O sırada çocuklardan biri gider, güzel hurilerden bazı eşlerini müjdeleyerek dünyadaki ismiyle falanca beyin geldi der. O da sen onu gördün mü deyince onu gördüm, arkamdan geliyor der. Bunu işitince sevincinden uçacakmış gibi kalkar, kapının eşiğinde durur bekler. Eşi gelince konağının nelerden yapıldığına bakar. Bir de ne görsün? İnciden yaratılmış bir kayanın üzerine yeşil, sarı ve kırmızı rengarenk kıymetli taşlardan yapılmış bir köşk. Başını kaldırınca şimşek gibi parlayan tavanı görür. Eğer Allah korumasa tavanın ışığı gözünü alır. Sonra başını indirir, eşlerini görür. Orada önlerine konmuş kaseler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, döşenmiş kıymetli halılar vardır. Gâşiye suresi 14, 15 ve 16. Daha sonra koltuklara dayanarak bizi bu nimetlere erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Araf suresi 43. ayet-i kerimedeki duayı okurlar. Daha sonra bir melek şöyle seslenir. Ebedi yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız. Asla gitmeyeceksiniz. Hiç hastalanmadan sağlıklı yaşayacaksınız.
Dördüncü hadis-i şerif, Umeyr oğlu Halid der ki, Gazvan oğlu Utbe bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle devam etti. Dünyanın sonu yaklaştı. Zaman hızla geçiyor. Testide kalan bir içim su kadar vakit kaldı. Asla sonu olmayan bir aleme göçeceksiniz. Fırsat eldeyken oraya en faydalı amellerinizle göçün. Bize cennetin kapısının kanatlarının 40 yıllık mesafe kadar büyük olduğu rivayet olundu. O kadar büyük olduğu halde bir gün gelecek, oradan girmek için insanlar sıkışacaklar. Yine Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, cennetin kapılarının iki kanadının arası, Mekke ile Hecer arası kadardır. Altıncı hadis-i şerif, Sehil bin Sa'd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Andolsun, cennetin kapısı o kadar geniş ki, ümmetimden 70 bin yahut 700 bin kişi birbirinin koluna girerek saf halinde hep birden girebilirler. Yüzleri de dolunay gibi parlar. Yedinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cennete ilk giren grup dolunay gibi güzel. Ondan sonrakiler gökteki en parlak yıldız gibidir. Ne abdest bozar, ne sümkürür, ne de tükürürler. Tarakları altın, esansları misk, püsküleri elüvvedir. Buhur için kullanılan güzel bir ağaçmış, kokusu güzel olan bir ağaçmış. Hanımları, huri kızları, hepsinin huyu aynı tarzda çok güzel, boyları Hazreti Adem gibi 60 arşındır. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete ilk giren kafilenin yüzleri dolunay gibi güzeldir. Onlar tükürmezler, sümkürmezler, abdest bozmazlar. Kullandıkları kaplar altın, tarakları altın ve gümüş, buhurları elüvve ve esansları misktir. Her birinin iki hanımı var. O kadar güzeller ki vücutlarına bakınca ilikleri görülür. Aralarında bir anlaşmazlık olmaz. Birbirlerine buğz etmezler. O gönülleri birdir. Sabah akşam Allah'ı zikrederler. Müslim'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden cennete ilk giren kafilenin yüzleri dolunay gibi, ondan sonrakiler en parlak yıldız gibi, daha sonrakiler derecelerine göre güzeldir. İbn-i Şeybe'nin rivayetinde huyları birbirine benzer ilavesi varmış. 10. hadis-i şerif Muaz bin Cebel, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cennetlik olanlar cennete tüysüz, kara gözlü, 33 yaşında genç olarak girecekler. Aynı hadis-i şerif Ebu Hureyre'nin rivayetine şöyle. Cennet ehli tüysüz, genç ve kara gözlüdür. Hiç yaşlanmazlar ve elbiseleri de eskimez. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet olundu. Cennet ehli, cennete girerken tüysüz, genç, beyaz tenli, saçları dalgalı ve kara gözlü olacaklar. Yaşları 33, boyları da Adem aleyhisselam gibi 60 arşın ve vücutlarının genişliği 7 arşın olacaktır. 12. hadis-i şerif, Mikdam radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. İnsanlar ölü de doğsa, ihtiyar da ölse ve ölürken yaşı kaç olursa olsun, tekrar dirilirken 33 yaşında olacaklar. Cennetlik olanlar Adem'in boyunda, Yusuf gibi güzel, Eyyub gibi temiz kalpli ve ihlaslı olacaklar. Cehennemlik olanlar da daha çok azap duymaları için vücutları büyüyerek dağ gibi olacaktır. Rabbimiz cehenneme girenler gibi boyları büyüyerek azabı çokça tadanlardan olmaktan bizi muhafaza buyursun. Cennete girenler gibi Adem boyunda, Yusuf güzelliğinde, Eyyub ihlasında kimseler olmayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.